Yerel bir öğretim biriminde öğretmenlerin sınıflarına dört bilgisayar alabilmelerini sağlayan bir teknoloji fonu açılmış. Bu birimde bulunan 6250 öğretmenden rastgele seçilen 250'sine bilgisayarların sınıfta gerçekleşen eğitim için gerekli olup olmadığı sorulmuş. Seçilenler arasından 142'si bilgisayarların gerekli araçlar olduğunu düşünüyormuş demişler ve bilgisayarların gerekli olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı için %99'luk bir güven aralığı hesaplayınız diye sormuşlar. Şimdi isterseniz önce popülasyonu düşünelim. Öğretmenlerin hepsini araştırmaya dahil edemedik ama bu örnekteki popülasyonun bir kısmını birle temsil edelim. Bunlar bilgisayarların gerekli araçlar olduğunu düşünenler olsun. Evet bunlar gerekli olduğunu düşünüyorlar. Gereksiz olduğunu düşünenleri de sıfırla gösterelim peki öğretmenlerin bir kısmı ya da belirli bir oranı diyelim bilgisayarların gerekli olduğunu düşünüyorlar. Bu oranı da p ile gösterelim. Bu durumda gereksiz olduğunu düşünenlerin oranı da 1 p oluyor değil mi? Karşımızdaki bir Bernoulli dağılımı ve bu dağılımın ortalamasının ya da beklenen değerinin p'ye eşit olacağını biliyoruz. Bu değer 0 ya da 1. Yani bir öğretmene sorduğumuzda elde edebileceğimiz bir değer olmayacak. Demek istediğim öğretmenler gerekli ya da gereksizden başka bir cevap veremezler. Öyle değil mi? Bu yüzden de beklenen değer bu ikisi arasında bir değer yani p'dir. Şimdi bu öğretmenlerden 250 kişilik bir örneklem alıyoruz ve 250 kişiden 142'sinin bilgisayarların gerekli olduğunu düşündüğünü öğreniyoruz. Araştırma için rastgele seçilen 250 öğretmenin 142'si gerekli olduğunu düşünüyor. Yani bu öğretmenleri 1 ile temsil edeceğiz. Başka bir deyişle elimizde 142 tane 1 var. Yani bu dağılımdan biri 142 defa elde ediyoruz. Bunun haricinde geriye kalan 108'i de bilgisayarların gereksiz olduklarını düşünüyor. Bu öğretmenler gereksiz dedikleri için bunları da sıfırla temsil edeceğiz. Evet, 108 artı 142, 250 eder. Şimdi de örneklem ortalamasını hesaplayalım. 142 tane 1 var. 1 çarpı 142 artı 0 çarpı 108 bölü örneklem boyutu yani 250. Buradan 142 bölü 250 elde ederiz. Bunun bilgisayarların gerekli araçlar olduğunu düşünen öğretmenlerin örneklem oranı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi hemen hesap makinemi çıkarayım. Evet 142 bölü 250 diyeceğiz ve 0,568. O halde örneklem oranı 0,568 ya da %56,8'miş. Hemen not ediyorum. 0,568. Buna ek olarak güven aralığını hesaplarken kullanacağımız örneklem varyansını da bulmak istiyorum. Örneklem varyansı karelerinin ortalamadan farkının ağırlıklı toplamının bu eksi 1'e bölümü olacak. Gerçek varyans için en iyi tahmin elde etmenin yolu budur. 1 çarpı eh, bir saniye yanlış oldu. Elimizde 142 tane 1 vardı. O halde 142 çarpı evet 1 eksi 0,568. Bunu örneklem ortalamasından bu kadar uzak olduğumuz 142 durum var olarak da yorumlayabilirsiniz. Bir de karesini almamız lazım. Artı Diğer durumda da ortalamadan evet 0 eksi 0,568 uzak olduğumuz 108 durum var ve bunun da karesini alıyoruz. Bunu bir de örneklem boyutunun 1 eksiğine böleceğiz. Eksi 1 düşük bir tahmin yapmamızı engelleyecek. 250 eksi 1 ve tekrar hesap makinesinin yardımına başvuralım. Büyük bir parantez açalım. 142 çarpı 1 eksi 0,568. Evet karesi artı 108 çarpı 0 eksi 0,568'in karesi bölü. Bu arada işlemin bir kısmını aklınızdan da yapabilirsiniz ama ben hepsini yazacağım. Evet bölü 250 eksi 1 249'dur 249. Böylelikle örneklem varyansını da 0,246 olarak bulmuş olduk. Şuraya yazayım örneklem varyansı. 0.246. Bunun bir de karekökünü alırsak, örneklem standart sapmasını da e, bir saniye hemen karekökünü alacağım. 0.496 yuvarlayıp yazayım. Evet, örneklem standart sapması da 0. 5'miş. Evet, bahsi geçen aralık, şöyle düşünelim, örneklem ortalamasının örnekleme dağılımından örneklem alıyoruz, öyle değil mi? Çizecek olur isem, bu dağılımın bir ortalaması var. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması, bu ortalamaya eşit olacak. Evet, daha önce defalarca gördüğümüz gibi bu ortalama değeriyle ve örneklem oranıyla aynı olacak. Örneklem dağılımının standart sapması da bu şekilde bunun ortalamadan bir standart sapmalık bir uzaklık olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, örneklem dağılımının standart sapmasının da farklı bir renk kullanayım. Orijinal popülasyonun standart sapması bölü örneklem boyutunun kare köküne eşit olduğunu da daha önce defalarca görmüştük. O halde bölü karekök içinde 250. Şimdi bunun yani popülasyonun standart sapmasının ne olduğunu bilmiyoruz öyle değil mi? Bu yüzden de en iyi tahminimiz buna güven aralığı dememizin sebebi de budur. Gerçek ortalamanın ya da gerçek popülasyon oranının bu aralıkta olacağına güveniyoruz. Güveniyoruz ama %100 emin değiliz çünkü bununla ilgili bir tahminde bulunacağız ve eğer bunu tahmin ediyorsak bunu da tahmin ediyor oluruz. Bunu örneklem standart sapmasını kullanarak tahmin edeceğiz. O halde bu yaklaşık olarak eğer elimizdeki örneklem çarpık bir örneklem değilse, yani eğer çarpık bir örneklemimiz varsa buna yaklaşık olarak bile diyemeyiz. Bu yüzden şöyle yazacağım. Örneklem dağılımının standart sapmasının buna yaklaşık bir değer olacağına güveniyoruz. Bunun yerine örneklem standart sapmasını kullanalım. Evet, 0,50 bölü kare kök içinde 250. Sonucu bulmak için bu değeri yuvarlamama da gerek yok. Hemen 250'nin kare bölelim. Ve sonuç 0,031. Evet, eşittir 0,031. Bu bir standart sapma bizden %99'luk bir güven aralığı istiyorlardı ben şu şekilde düşünmeyi tercih ediyorum örnekleme dağılımından rastgele bir dağılım seçecek olur isem %99'luk olasılıkla ya da durun şöyle diyeyim örnekleme dağılımından seçilmiş herhangi bir dağılımın bu aralıkta olduğundan %99 emin olmak için ortalamadan kaç standart sapma uzakta olmamız gerekir Evet, ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğumuza bakacağız. Ortalamadan kaç standart sapmalık bir uzaklık. Bu dağılımdan alacağımız herhangi bir örneklem ya da ortalamanın artı eksi bu standart sapma olması olasılığının yüzde 99 olmasını sağlar. Mesela buradan buraya kadar. Evet, eğer örneklem ortalamasının örnekleme dağılımından bir örneklem seçersek, gerçek ortalamadan bu kadar standart sapma uzakta olmasının olasılığının %99 olmasını istiyoruz hesaplamak için bir Z tablosu kullanacağız. %99'luk bir güven aralığı istiyoruz. İsterseniz şöyle düşünelim. %99'luk bir güven aralığı için bu üst kısmın, evet turuncuyla işaretlediğim kısmın 0,475 olması gerekir. Bu durumda burası da 0,475 olur. Ah. Hop bir saniye. %99 olacaktı. O halde bunun 0,475 değil 0,495 olması lazım değil mi? Evet eğer %99'luk bir güven aralığı istiyorsak buranın 0,495 olması gerekir. Burası 0,495 ise burası da 0,495 olur ve böylece toplamları da 0,99 yani alanın %99'u eder. Şimdi bu alan eğer 0,495 ise z tablosunu kullanırken bu değerin burası da 0,5'tir. 0,5 artı 0,495 0,995 eder. Doğru oldu mu? Evet, doğru. Şimdi z tablosunu alabiliriz. 0,995 nerede? Evet, 0,995 çok az bir hata payıyla burada. 0,9951. Bu değer bize ortalamaya kadar olan kümülatif alanı veriyor. Dağılımı bu şekilde çizersem, evet, ortalama burada bu değer bize bu uzaklığın 2,5 standart sapma olduğunu söylüyor. Burası 2,5 standart sapma. Anlaştık mı? Yazıyorum, 2,5 çarpı örnekleme dağılımının standart sapması. Z tablosuna göre tüm bu alan 0,9951'e eşit. Evet, buna göre de bu alan 0,4951'e eşit olur. Bu alan artı ortalamanın bu kadar standart sapma altında kalan simetrik alanda 0,4951'e eşittir. Topladığımızda 0,9902 elde ederiz. Evet, tüm bu alan 0,9902'ye eşittir. Anlaştık mı? Ortalamanın 2,5 standart sapma üstünde ve altında olan alana bakarsak, bir saniye, daha dikkatli olmam lazım. Bu 2,5 değil, bir hassaslık basamağı daha eklememiz lazım ve o da burada veriliyor. Bu sütunun en üstünde yazan değer 8 olduğuna göre bu uzaklık 2,58 standart sapma olacak. 2,5 burada, diğer basamağı da sütundan alıyoruz, tamam mı? Ortalamanın 2,58 standart sapma üstünde ve altında kalan alan, toplam olasılığın %99'undan biraz fazlasını temsil ediyor. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımından seçeceğim herhangi bir örneklem ortalaması %99'dan biraz fazla bir olasılıkla bu kadar standart sapmalık bir uzaklığın içinde yer alacak. Ee, şöyle söylesem daha iyi olacak. Rastgele bir örneklem ortalamasının, örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalamasından ya da gerçek popülasyon ortalamasından veya popülasyon oranından da diyebiliriz. 2,58 standart sapma uzakta olmasının olasılığı %99'dur. Aslında %99'dan biraz fazladır. Yani bu ikisini topladığımızda ne buluruz? 0,9902 ama her neyse. Bu değerin ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Ya da bunun için iyi bir tahminimiz olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama elimizdeki en iyi tahmin işte burada. O halde bunu bir daha yazacağım. Buradaki değere varabilmek için bir tahmin kullandığımızdan rastgele bir örneklem ortalamasının, şimdi bunun neye eşit olduğunu hesaplayalım. 2,58 çarpı örnekleme dağılımının standart sapması için elde ettiğimiz en iyi tahmin. Evet neydi? Çarpı 0,031 eşittir. 0,08'e çok yakın bir değer olduğu için yuvarlayarak yazacağım. Rastgele bir örneklem ortalamasının popülasyon oranından 0,08 uzakta olmasının olasılığının %99 olduğundan eminiz. Bunu, bunu popülasyon oranının örnekleme ortalamasının 0,08 uzağında olduğundan eminiz diye de yorumlayabiliriz. Bunların ikisi aynı anlama gelir güven aralığı için örneklem ortalaması için bulduğumuz değer neydi 0,568 bunun yerine de 0,568 yazarsak hemen yapalım şunu sileceğim ve yerine bir örneklem aldığımız için 0,568 yazacağım. Evet 0,568'in popülasyon oranının popülasyon ortalamasının ya da örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalamasının 0,08 uzağında olduğundan %99 olasılıkla eminiz. Ve aslına bakarsanız bu ikisinin yerini de değiştirebiliriz. Bu eğer bundan 0,08 uzaktaysa bu da bundan 0,08 uzaktadır. Demek istediğim bunu şöyle de yazabiliriz. Bunun yerine P ve P'nin yerine de 0,568 yazabiliriz. Ve işte şimdi daha anlamlı bir ifade elde ettik. P'nin örneklem ortalaması yani 0,568'in 0,08 uzağında olduğundan %99 olasılıkla eminiz. Bu durumda güven aralığımız ne olur? 0,568 artı eksi 0,08 olur öyle değil mi? Buna 0,08 eklersek üst sınır olarak 0, evet 648 0,08 çıkarınca da alt sınır olarak 0,488 buluruz. Evet gerçek popülasyon ortalamasının bu aralıkta olduğundan %99 oranında eminiz. Bunu bilgisayarların gerekli olduğunu düşünen öğretmenlerin gerçek oranının %48,8 ile %64,8 arasında olduğundan %99 oranında eminiz olarak da yorumlayabiliriz. Sorunun ilk kısmını böylece cevapladık. İkinci kısımda araştırma güven aralığını daraltırken %99'luk güven seviyesini sabit tutmak üzere nasıl değiştirilebilir diye sormuşlar. Tabii ki de daha çok örneklem alarak. Daha fazla örneklem aldığımızda paydadaki değer büyüyeceğinden bu dağılımın standart sapması için kullandığımız tahmin küçülecek ve standart sapma küçüldüğünde de standart sapmaları saydığımızdan burada eklediğimiz ve çıkardığımız değerler de küçülerek aralığı daraltacak. Evet, bu kısmın cevabı da daha çok örneklem almak olacak.